Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Ve rahmetullahi ve berekatühü. Hocam sizi ailece izliyoruz ve çok seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum. Allah sizden razı olsun inşallah. Hocam münafıklık hakkında bilgiler veriyorsunuz. Hocam ben de örneğin evlenmek istiyorum. Güzel. Güzel bir işte çalışmak, para kazanıp aileme sahip çıkmak, bakmak istiyorum. Ama münafıklığı anlatırken hocam korkmaya başladım. Ben de benzemekten çok korkuyorum. Hocam dualarınızı bekliyorum. Sizin sohbetinizi takip ediyorum. Ders almaya çalışıyorum. Ne yapabilirim hocam? Allah sizden razı olsun, saygılarımla. Şimdi evlenirken ya Rabbi diyeceksin. Ben senin tecellinle evleniyorum. İnşallah. İnşallah. Allah rızası için evleniyorum. Bu bana Allah'ın emaneti. Hakkı, güzelliği, sevgiyi, barışı, kardeşliği nefsimden bu parçayla, bu güzel insanla omuz omuza verip mücadele etmek. Senin yolunda kendimize adamak, Allah yolunda mücadele etmek için evleniyorum dediğinde İnşallah, İnşallah hocam. Sen mücahit olursun. İnşallah. Muttaki mümin olsun. Nereni münafık? Münafık ezen olsun. Anti münafık olursun. İnşallah hocam. Gidersin ya Rabbi dersin, bana öyle bol para, öyle bol imkan ver ki senin yoluna hepsini hibe ediyorum ya Rabbi. İnşallah hocam. Değil mi? Canım, malım, her şeyim senin. İnşallah hocam. Hayatım, ölümüm, dirimim, ibadetlerim, hepsi yaratan Allah için İnşallah dersin. Allah'a kendini hibe edersin. Ya Rabbi dersin, bak bütün kazandığım malı sana hibe et. İnşallah. Sen verdin, sen alırsın. Sana hibe ediyorum. Bana bol kazanç ver. İnşallah. Ben de Allah yolunda bol bol harcayayım dersin. İnşallah hocam. Eğer hakkıyla dersen zibil gibi mal gelir, para gelirsen. İnşallah hocam. Bol bol harcarsın. Evet. İnşallah. İnşallah. Ama maazallah ne yüzü billah. Değil mi? Hazreti Musa devrinde bir mahluk vardı. Evet. Kimdi onun ismi? Samiri. Karun. Karun. İnşallah. Ya Rabbi dedi, bana bol para ver. Bol imkan ver dedi. Dua etti Allah'a. Senin yolunda harcayacağım dedi. Parayı kazanınca, parayı Allah vermedi, ben kazandım dedi. Aklımla, gücümle, imkanımla ben kazandım, Allah evet vermedi dedi. Ben kendi imkanlarım için harcayacağım dedi. Allah bütün malıyla, mülküne onu mahvetti. Evet hocam. Aynen. Böyle olmamak çok önemli. İnşallah. Yoksa Allah yoluna bir insan %100 karar verirse, yani tahmin tahir edemeyeceğin şekilde kazanırsın. Evet. Ama haşa Allah'a oyun oynamaya kalkarsa adam, Allah adamın kemiklerini kırar. Evet hocam. Allah mahveder Allah. Evet, Allah değil sakasın mi? Evet hocam. Ya buna dikkat edeceğiz. Yoksa tabii ki bol kazanacağız. Benim arkada çevrem yani hayredecek şekilde kazanıyorlar çocuklar. Evet. Hayredecek şekilde ben yani 25-30 yaşında çocuk ya. Evet. 40 yaşında yani nereden bilir bu işler? Evet. Muazzam kazanıyor ama muazzam harcıyorlar Allah için. Maşallah. Hepsini Allah'a veriyor. Evet Allah hocam. Allah'tan alıp Allah'a veriyor. Evet Allah. Elhamdülillah. Her şeyi Allah yaratır. İnşallah. Böyle olursa tamam. İnşallah.